döktü bildiğim doluyla. Aman Allah'a muazzam. Bu havada bir çadır kurmaya var ya bize. Nasıl yağıyor baksana. Bu kadar yani hava koşulları olduğunu hiç düşünmüyordum açıkçası. Değil mi? Çabucuk değişiyor havada sen. Yağmur yağar da. Karla dolu beklemiyorduk değil mi? Aynen yok ya bak sürpriz oldu bize. Aynen ben de Mayıs ayında kar yani şaka Mayıs gibi. Mayıs ayında kar daha ne olsun. Evet. Benim çizgilerimi aşağı koydum galiba. Ben senin çizgilerini giydim. Olsun önemli olan ıslanma. Seninki daha yüksek. Tamam sıkıntı yok. Sana olduysa açabilir misin zannet? Dur ben halledeceğim onları. Dolduralım da. Şeyimiz olsun. Hava koşulları çabucuk değişiyor burada. Gerçekten bizim için bir sürpriz oldu. Yani yağmura hazırlıklıydık ama karla dolu da bonus oldu üzerine. Yolumuz çok uzak değil değil mi? Bir 10 dakika falan kaldı. Aynen, 15. Vardık neredeyse. Hı-hı. Araba nasıl da kayıyor. Evet oturduk. Tamam. Aynı şeyin içine girdik şimdi. Yine çamurun içine. Bekle bekle. Öne mi veriyorsun? 1, 2, 3. Sen kapıyı istersen pencereyi bağla. Ellerim çamur oldu. Şimdi sağ olsun köy insanları geldi yardıma. Bir kumaş falan vermişler. Onu işte tekerin altına diyor koy. Böyle yani kurtarmaya çalışacağız arabamızı. Oh, bakalım ne yapacağız. Durum şu şekilde. İşte diyor yağmur olunca tüm arabalar burada batıyormuş. Bizim acibeliğimiz. Biz bilmedik. Öyle işte. Tamam bu da bir tecrübe olacak bizim için. Ay, bakalım nasıl buradan çıkacağız. Ha, şöyle mi sileceksin? Tekerleğin altına işte. Neyse artık. Oraya kadar çok iyi gelmişti aslında. İnşallah buradan da kurtarırız. Bez şekere dolaştı değil mi? Oh! Bu kadar maceralı kampım olmamıştı henüz. Aa kıza bak ya öne geçti. Nergis sen nasıl öne geçtin? Kızım! Kızım sen nasıl öne geçtin? Hayır. Nasıl çıkarttın?
daha dolaşmasın. Şimdi orada kaldın. Dur. Yüzün çamur oldu. Kuşlar ne güzel okuyor değil mi? Hı hı. Nasıl, arabamızı burada bırakalım. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet meselesi. Burada kaldık zaten. Şimdi buraya traktörden, çekiciden ve belki... Bak ne diyor? Efsel atık toplama alanı diyor. Lütfen araç park etmeyin. Ya zaten biz park etmedik ki. araba kendisi de park etmiş kendini. Umarım yarın belki bir kamyon gelir bunu buradan çekmeye, çıkarmaya ya bir şey. Biz de buradan çeker. Kurtarırlar bizi. Allah büyüktür. İnşallah çıkarız bir şekilde. Bakalım. Şimdi hadi. Bence artık hava kararacak birazdan. Hem de soğuydu ama. Gidelim çadırımızı kuralım da yapacak bir şey yok. Kuralım, sobamızı yakalım. Yemeğimizi yapalım. Isınalım biraz bari. Yarın artık Allah kerim. Bir şekilde çıkarız. En mantıklısı bu saatte o. Zaten hadi. Çekici çağıracaksak işimizi, kampımızı bitirelim, ondan sonra çağıralım bari. Hadi. Hadi hayırlısı. Gel. Çok güzel yeri bulduk ama varamadık yeri. Vardın işte. Buradasın. Tabii vardık. Doğru diyorsun. Oh. Ön tarafı önün arkasını bulalım. Bu galiba ön galiba. Evet, şu ön. Doğru mu? Şu da arka doğru. Hop. Tamam. Evet. Oldu. Ben kaldırayım o zaman. Aa, hadi hadi. Oo! Kalktı. Az kaldı. Arkasında. Arkası kaldı. Biraz daha yer. Ha? Biraz daha şişir. Tamam. Tamam. Havalandırması açık zaten. Arkasındakini de bakalım. Açık mı diye. Açık da orada zaten. Sıkıntı burası yok. Burası mı açık? Açık. Yeni torbalar da güzelmiş ha. Bizim eskisinde böyle değil torbası. Çekici ne kadar? Hepsi güzel. İçinde var değil mi? Aynen. Şey düşünmüşler. Sağ olsunlar. Şöyle ha, sabitliyorsun, geriyorsun bunu. Ne güzel. Diğerini de aynı şekilde. Neyse. Çünkü soba çıkışı burası ya. Gerilmesi lazım ki çok sobanın üzerine gelmesin. Soba bence güzel. Her tarafta mı var? Yoksa... Yok arkada. Hı-hı. Arkası böyle üçgen gibi. Hatta beşgen mi oluyor? Değişik bir şekli var arka taraf. Ama söylesene yani bu kadar uğraştık ama güzel bir tatlı bir çok yer. Çok güzel ya. Yer de tatlı, çadır da güzel. Evet. Sevdim tatlı çadır. Abdullah Usta'nın eline sağlık. Güzel işler çıkarıyor. Sağ olsun. Eline sağlık. Şu bence karınca yuvası bak tam arkamızda. Öyle mi? Benziyor ona. Bunlardan ben fazla gördüm. Aa gerçekten baksana. Değil mi?
Canım burada da baksana bir. Evet evet, onda karıncalar bence öyle yapıyor onları. Öyle. Yuvaları bence. Karınca istilasına uğramayız umarım. Bir kere böyle evet. Karıncalarla muhatap olmuştuk artık kampımızda. Evet, burada o tarafta da ben birkaç tane gördüm. Karınca arkadaşlar, biz sizleri rahatsız etmek niyetinde değiliz. İyi niyetle geldik buraya. Siz de bizi güzel misafirperverliğinizle kabul edin. Kabul edin, aynen öyle. Bunları da çantaya bırakalım. Takılın herhalde. Sinekliğin. Tamam. Güzel aslında, içerisi ferah. Evet. Haydi. Camları da çok değişik. Aha. Tatlı. Evet. Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Kapıyı açtığımda uyku tulumusu düştü. Hemen bunu çıkaralım da daha da fazla işini unutmadan. Umarım seninki değil, yoksa ben kafayı yiyeceğim. Çıkar 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 hemen. Yok, içeriye geçmedi. He, içi kuru. Evet. Az bir şey. Tamamdır. Kurtardık. Neyse artık. Kapıya yaslanmıştı. Ver odunları da. Odunları hangi tarafa koyacaksınız? Sağa sola? Yoksa sola tarafa koyabiliriz. Tamam. Sağda da oturma grubumuz olur bizim. Sis ediyorum, baksana. Hiçbir şey gözükmüyor. Soğuk burası. Gece geçen lazım ama. Dikkatli ol. Bence buraya koyalım. Evet. Öyle. Evet, çok öyle güzel. Bak,
Delikten takıyor suyu, daha ne olsun. Aynen. Güzel yapmışsın. Değil düşündün. Mi? Evet. Istiyor. Arabadan dolayı çok zaman kaybettik. Çabucuk böyle çorba iyi gelir şimdi. Sonra da yemeği rahatlatırız. Ay kaç saat uğraştık ya. Keşke onu önceden bıraksaydık arabayı böyle. İnşallah ki yarın halledebiliriz umarım. İnşallah. Bakalım. Bakalım başımıza yarın ne gelecek. Aynen öyle. Şimdi bırakıp gelmek kolay. Oradan çıkarmak var bir de onu. Kaynadı kaynadı. Aynen öyle. Aslında güzeli demlensin burada. Nergizim ne yapıyorsun kızım? Kaçmaya mı çalışıyorsun? Nergiz firarda. Ne oldu? Yakalandım şöyle. Bak kız ama çorap var mı? Kurudu artık. Al. Bir daha öyle çorapla dışarı çıkma. Lala. Lala. Ben buradayım şöyle. Tatlış. İyi yaş. Sağlıklı yaş olsun. Evet geçti. Babam. Acıktı bebeğin. Evet. Sen yedin bebeğini de yedir. Evet. Kuzinemiz hazır. Fırınımız. Canım. Efendim? Burada mısın? Buradayım. Bir sana zahmet bunu yıkayabilir misin? Tamam. Tam da ellerimi yıkamıştım. Bir dakika şunu halledeyim. Teşekkür ederim.
Gel içeri giriyor musun? Evet. Hadi gel. Teşekkür ederim. Şimdi sen mi bize akşam yemeği hazırlayacaksın? Tamam. Ben de sana bakacağım o zaman. Bakalım bizim şefimiz ne yapacak bize. Aşağı aşağı. Hadi arkadaş, seni bekliyoruz sabırsızlıkla. Güzel piş. Hadi. Nasıl? Güzel. Şöyle bakalım direkt. Kendin nasıl istersin? Ekmeği bura bandırmasın olmuyor. Şöyle. Güzel değil mi? Böyle tuzlu falan her şey yerinde. Çok güzel. Yağmur başladı. Yağmur peşimizi bırakmıyor bugün.
Yanma. Duyuyor mu sesi? Kurt mu çakal mı anlamadım. Ben de anlamadım. İçim ses vardı. Evet, o kadar ses var ki. Gözükmedi. Aynen dumanla gözükmemiş. Afiyet olsun. Sağ ol. Tamamdır, Allah razı olsun. Evet, filmin keyfini devam edelim şimdi çıkarmaya. Evet, yatağımız da hazır. Aynen, yatakları şöyle açtık. Burası büyük kampet benim. Boydan kilodan dolayı. Nergis mışıl mışıl uyuyor. Tatlışım. Ve Elvira'nın kampeti. Uyku tulumu. Açtık uyku tulumlarını. İçerisi ısınsın diye. Çünkü kapalı kalınca içerisi ister istemez soğuk oluyor. Şimdi ise odanın sıcaklığıyla aşağı yukarı aynı olacak. İçeri girdiğimizde konforlu bir uyku alabiliriz.
Günaydın canım. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Nasıl uyudunuz? Çikolata mı buldun sen sabah sabah kış? Ah sıcak oldu sabah artık. Güneş de tam buraya vuruyor. Açalım mı bunları? Hava gelsin. Biraz sineklik. Oh hava geldi. Ne güzel. Bence bundan sonra sobayı daha yakmayalım. Yok soba artık. Yeter güneş çıktı sonunda. Dünden güneş görmüyorduk. Evet. Melis anneye yardım edeyim. Hoppa. Hadi gidelim tavaya koyacağız. Kaşları buraya yükselteceğiz. Vay nefis gözüküyor. Her zaman gibi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi böyle. Bir de bunu
Şöyle bir manzara da. Bak köpüş de beni bekliyor. Kendi nasibini. Bana söz veririz kahvaltı vereceksiniz diye. Bir de şöyle bir manzara da gölet kenarında. Paha biçilmedi değil mi? Evet. Hadi geçelim kahvaltımıza. Hazır herhalde. Evet, hazır. Nefis. Eline sağlık. Afiyet olsun. Duralım artık. Gördün mü odunu nasıl işimize yaradı? Güzel. Bilerek de onu yakmadım. Baktım düz böyle kesilmiş. Tam dedim bizlik. Hadi şöyle kapatalım. Hadi soğumasın çayları koyana kadar. Zeytin seviyor Nergis. Al, kendin al, çekirdeğini atarsın. Nergis'in en sevdiğinden paylaşıyor annesi. Hem kendisi yiyor hem de köpeğe veriyor. Olması gereken de bu zaten. Fazla veya işte gereksiz olan değil de en sevdiğinden paylaşacaksın. Aferin kuzuma. Aferin canıma benim. Aa, bitti mi? Bence yeter artık. Köpüşe de yeter canım. Yaklaşık aşağı yukarı bir ekmek oldu. Ne oldu? Arabamız orada mı kalmış, çamurda mı batmış? Kokuyor bir de tatlım benim. Güzelmiş çiçek. Papatya mı ne mi öyle? Bakalım, hayır papatya değil. Koş. Çubuk mu buldun kendine? Aferin sana. Aferin tatlım. Kendinden büyük çubuğunda. Baksana kocaman çubuk. Nergis'im gel kuzum benim, gel.
Evet. Şimdi bakalım nasıl çıkacağız buradan. Arkadaşlar geldiler. Şimdi yardım etmeye çalışacaklar bize. İnşallah bir deneyelim bakalım. Çıkarsa iyi olur. Geriye ver, geriye. Teşekkürler. Hadi geçmiş olsun. Elle bunu şey yapayım mı? Gözün aydın. Sonunda çıktık. Allah aşkına. Allah sizden razı olsun. Sana dedim Allah gönderecek bize yardım. Elhamdülillah.